Merhaba sevgili Kurum Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Antakya'dan devam ediyoruz. Yanımızda P-National'ın kurucusu İzzo Aksoy Bey bulunuyor. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ben İzzo Aksoy, P-National'ın kurucusuyum. P-National'ı biz bu yıl kurduk. Daha önceki yıllarda da işletmelerimiz bulunmakta. İstanbul'da işletmelerimiz var, yurt dışındaki işletmelerimiz var. Buradaki depremden dolayı kaynaklanan bir durum neticesinde şu anda Hatay Antakya merkezde P-National adı altında danışmanlık bir şirketi kurduk. Danışmanlık firması hangi faaliyetleri yapmaktadır? Burada tabii ki sevgili izleyenlerimiz öğrenmek isterler. Buyurun. Tabii ki burada daha çok işletmeleri zayi olan, işletmeleri şu anda tamamen kötü duruma düşen birçok işletmeye bizler hibe bulunan, devlet tarafından verilen hibeler, devlet tarafından verilen krediler ve desteklemeler ve bunlarla alakalı birçok projeleri biz kendi bünyemiz altında değerlendirip buradaki KOBİ'lere, buradaki işletmelere götürüp ve buradaki bulunan tüm işletmelerin destek almalarını sağlamaktır. Ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Mutlaka bir sistem vardır çünkü herkes bu desteği alamıyor. Kimler bu desteği alabiliyorlar, hibe desteğini? Daha çok biz KOSGEB adı altında bulunan hibeleri buradaki bulunan KOBİ'lere vermeye çalışıyoruz. Bunlar zaten siz de biliyorsunuz ki internet ortamında zaten bulunmakta. Fakat bizim yaptığımız bu işlerin kolaylığını sağlayıp kişilerin ayağına hizmeti götürmek. Evet, bildiğimiz kadarıyla yurt dışındaki misafirlerimize de bir sistemle turizm olanağı sağlıyoruz. Evet, bunlar efendim. Nelerdir acaba? Evet, burada da yurt dışındaki bulunan turistlere Türkiye içerisine yer getirmek için bizler yurt dışındaki bulunan turistlere vize olanağı sağlıyoruz, tur olanağı sağlıyoruz. Artı konaklama olanağı ve uçak bileti olanağı da sağlıyoruz. Yurt dışından gelen bütün misafirlerimizin bir paket adı altında biz bunları yurt dışındaki misafirlere verip Türkiye içerisinde daha huzurlu bir şekilde gezmelerini ve turizm amaçlı tatil yapmalarını sağlıyoruz. Peki yurt dışındaki misafirlerimiz neden yurt dışından vize almak yerine Türkiye'den vize almayı tercih ediyor? Neden bize bu kadar güveniyorlar? Tabii ki bu işlemlerin daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde buradaki müşterilerimize bu olanağı sağladığımızı gösterdiğimiz için bu yurt dışındaki bulunan tüm misafirlerin birçoğu artı burada yurt dışında bulunan bizimle bağlantı olan ofisler bunların üzerinden vize işlemlerini sağlayıp Türkiye içerisine getirmeyi hep hedefledik ve getiriyoruz. Hem turizm işi yapıyoruz hem de bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bunun harici yapmış olduğumuz başka etkinlikler, faaliyetler var mıdır? Var, lojistik anlamda da yurt dışında şu anda lojistik işlerimiz de devam ediyor. Evet, yani yurt dışına mı götürüyoruz yoksa yurt dışından mı geliyoruz? Yurt dışından hem ülkeler arası hem de Türkiye ithalat ihracat şeklinde. Süper. Bunu da yapabiliyoruz. Peki yani. Daha çok çözüm ortaklarınız nelerdir? Lojistik olarak taşımacılıkta hangi firmalar sizi tercih ediyor? Şöyle diyeyim, firmalar derken mesela beyaz eşya olabilir. Tekstil elektronik, olabilir. Elektronik evet. Üzerinde birçok elektronik eşya üzerinde biz taşımacılığını yapıyoruz. Birçok daha çok hani Çin'den Avrupa'ya, ondan sonra Avrupa'dan süper. Amerika'ya şeklinde. Bir çok güzel çalışıyorsun. Evet, bir de şöyle bir şekilde. Şey söyleyeyim. Elektronik derken çok çok önemli bir konu sevgili izleyenler. Yani bunların lojistik olarak taşınması, paketlenmesi, güvenilir bir şekilde bir ülkeden bir ülkeye taşınması çok önemli bir şey. Çünkü çok pahalı cihazlar. Bir cihazla bir getirdiğin zaman, lojistik yaptığın zaman yani gidip bir tane iki tane getirmiyorsunuz tabii ki. Toplu halde siparişler toplu halde, getiriyor. Evet. O yüzden tabii ki buna güvenilir bir şekilde paketlenip muhafaza edilip yerlerinden alınıp yerlerine ulaştırması çok önemli. Lojistik tabii havacılık, havacılık artı hani gemi taşımacılığı bununla yapıyoruz. Yani sadece karayolları değil. Çok güzel. Evet. Ama bu da çok önemli bir elektronik şey. Elektronikte zaten bu aranan bir özellik. Özellikle havacılık. Çünkü elektronik biliyorsunuz ki çok çabuk çok bozulan. Evet. Ve çok çabuk kendinden değer kaybettiren bir ürün olduğu bir için. Bir muhafaza şekli muhafaza çok önemli. Muhafaza şekli tabii. Ambalaj şekli çok önemli. Bu yüzden iyi bir şekilde ambalajlanıp tekrar muhafaza haline getirip taşımasını sağlıyoruz.
Yani bu riski alıyoruz diyorsunuz. Çünkü kendimize güveniyoruz. Bu çok önemli bir şey. İnsanın kendine güvenmesi, firmasına güvenmesi evet. çok önemli sevgili izleyenler. Hangi sektörde olursa olsun sadece lojistik firması için söylemiyoruz. İnsan hayatı çok önemli. Buraya gelen misafirlerimizi karşılayıp onlara konaklamasını sağlamak. Çünkü onlar da bir emanet sonuçta. Misafir adı üstünde. Eşiyle, dostuyla, ailesiyle geldiği zaman güvenli bir şekilde eğlenmek de isterler. Yemeklerini yemek isterler. Tarihi yerleri görmek isterler. Denizlerimize girmek isterler. Çünkü Türkiye'nin her yeri ayrı bir güzel, ayrı bir cennet. O yüzden gelen misafirlerimizi iyi ağırlayıp onları iyi bir şekilde göndermek boynumuzun borcu değil mi efendim? Aslında çok doğru bir şey söylediniz. Ben evet. de bu konuda şunu söylemek istiyorum, yani ifade etmek istiyorum. Tabii. Türkiye'de bulunan bütün turizmciler için söylüyorum. Hı hı. Yani bu yurt dışından gelen turistleri aslında karşılayan her bir turizmci için bunu söylüyorum. Hı hı. Aslında turizmci yurt dışındaki başkonsolosdur. Yani hı hı. sen ülkeyi ne kadar iyi temsil edersen yurt evet. dışındaki insanların Türkiye'ye bakış açısı daha farklılaşır. Bu yüzden her zaman gönlün içinden çalışıp iyi bir evet. şekilde yurt kendi ailemiz gibi görmemiz lazım. Evet. Biz kendi ailemizi, çocuklarımızı, eşimizi oraya gittiğimiz zaman evet. bizi güzel şekilde gezdirsinler, ağırlasınlar, güvendiğimiz yerlere gidelim. Yani güvenli, huzur bir tatil yapalım. Doğru. Her yeri görelim. İstiyorsak biz kendimizden öyle kalmalıyız, feyiz almalıyız değil mi efendim? Doğrudur. Biz eşimizi, çocuğumuzu gönderirken, kendimizi izlerken nasıl mutlu ayrılmak istiyorsak onlar da buraya geldiği zaman eşiyle, dostuyla, ailesiyle de diyelim ki arkadaşları güvenli bir şekilde tatiline mutlu bir şekilde ayrılmak gerekiyor. Doğru. Karşılıklı komşuluk diyoruz buna değil mi? Aynen aslında öyle. Çok güzel bir şey. Karşılıklı saygı. Sevgi, saygıyla evet. birlikte güzel bir şekilde hem ülkemizi tanıtalım hem de işimizi doğru yapalım. Herkes işini doğru yaparsa herkes mutlu ayrılır zaten değil mi? Evet. Peki son olarak sevgili izleyenlerimize tabii hangi sektörde olursa olsun sizinle çalışmayı düşünen bu turizm alanı olabilir. Evet. Lojistik alanı olabilir. Evet. Aynı zamanda burada da biliyorsunuz ki danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Biz 3-4 işten 3-4 sektörü birden hizmet veriyoruz ve hepsini başarıyla yapıyoruz ki evet, bu doğru. zamana gelmişiz. P-Nation olarak diyoruz. P-Nation ayrı olarak. Zaten de enerjik bir ekibiniz de var. Evet. Tabii ekranımız başında göreceksiniz sevgili izleyenler. Sadece burada tabii ki İzo Bey ve eşi yok. Aynı zamanda çok mükemmel enerjisi olan bir ekibimiz de var. Onların hepsi bir aile gibi. Burada sizler için en iyisini yapmak için büyük mücadele veriyorlar değil mi? Çok teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz ekranımızda, ekranları başında Türkiye'nin her yerinden ve de Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyenlerimize? Aslında kişiye en büyük desteğinin aile bireylerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer eşiniz, çocuklarınızın yanındaysanız bu dünyadaki en büyük servete sahipsiniz demektir. Evet, beğenmiş olduğunuz bilgilerle ve enerjinizle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza, elinize sağlıyoruz efendim.